Merhaba arkadaşlar. Omikis'e hoş geldiniz. Şimdi masamın üstü gördüğünüz gibi böyle boyalar, rengarenk, keçe, ipler. Bu keçe ipleri biliyorsunuz. Daha önce Mira'ya tokalar yapmıştım. Ve bir bardak. Plastik bardak. Neler yapabiliriz bununla acaba? Şimdi hemen şöyle masamın üstünü bir toparlayayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kendimize bir kumbara yapacağız. Bu şeffaf bardağı şöyle beyaz metalik boyayla önce bir boyayalım bakalım. Evet. Şimdi şöyle biraz sanki birkaç kat geçmemiz gerekecek boyanın üstünden. Biraz ince bir boya. Bir katı atıp kurutup ikinci katı boyayacağım. Boyayı hiç sulandırmadım. Akrilik boya bu. Direkt kullanıyorum sulandırmadan. Evet, bardağımızı beyaza boyadık. Yaldızlı beyaz parlıyor biraz. Gayet güzel oldu. Bu dördüncü kat arkadaşlar. Kurutup dört kat boya sürdüm. Şimdi biraz daha kurumasını beklerken bir köşeye kaldırıyorum onu. Şimdi şu kartondan bu bardağımın ağzı kadar şunu şöyle ters çevireceğim. Evet. Bunu ağzı kadar çizeceğim ve keseceğim. Çünkü kumbaramın ağız kısmını buraya yapacağız. Şimdi çizelim. Evet, dairemizi kestik. Şimdi buraya ufak bir para atacağımız dikdörtgeni çizelim. Şu kadar yeterli. Şimdi bunu maket bıçağıyla keseceğim. Siz bunu yaparken lütfen yardım istiyorsunuz. Maket bıçağını tek başına kullanmıyorsunuz. Makas da aynı şekilde arkadaşlar. Çok dikkatli. Biraz daha keseyim. Evet, maket bıçağını kullandıktan sonra lütfen kapatıp kaldırın. Böyle bile durması sakıncalı. Evet, kumbaramızın ağzı da hazır. Şimdi bunun kurumasını beklerken aynı anda bu ağız kısmını da yapıştıralım. İkisi birden kurusun. Bunu yapıştırmak için beyaz tutkal kullanacağım arkadaşlar. Ağız kısmına şöyle beyaz tutkalı bolca sürüyorum. Üstüne kumbaramızın ağız kısmını yapıştırdık. Biraz da kenarlarından süreceğim. Daha sıkı yapışması için. Sonra bu kapağını da boyayacağız. Aynen bu beyaza takım yapacağız altıyla üstünü. Evet, bunu da böyle kurumaya bırakacağım. Evet, şimdi bardağımızın kurumasını beklerken biz çalışıyoruz. Yine küçük bir karton aldım elime. Bu kartondan iki tane şöyle küçük kulakçık çıkartacağım. Şöyle bir minik dikdörtgen bir yuvarlak parça aldım. Dikdörtgen derken yani şuraları dikdörtgen değil. Ben böyle bir parça aldım. Şimdi bu parçanın üzerine beyaz tutkaldan sürüyorum. Şimdi saçlarını yapacağım bizim Pony Kumbara'nın. Bu arada kulakları kestik. Şimdi şöyle göstereyim. İki tane üçgeni böyle boyadım beyaza. Bekliyorum biraz kurusun. İçlerini pembeye boyayacağım sonra. Bunlar kururken ben de o arada çalışıyorum tabii. Şimdi şöyle bütün renklerden tek tek ayırdım. Şöyle bütün renklerden miktarları
aynı olmasına dikkat ettim. Şimdi bunları tek tek yapışkanlı mukavvanın üstüne yapıştıracağım. Şöyle pembeleri bir araya alayım. Şimdi bunun üzerine bir kat daha tutku al. Sonra diğer renkleri de üstüne yapıştıracağım. Evet, hepsini tek tek üst üste yapıştırdım. En sonuncusunu da böyle iyice tutsun diye üstüne çevirdim. Zaten bu kısmı boynuz gelecek, gözükmeyecek. Şimdi alt kısımda şöyle eşit olmayan yerler var. Onları bir keseyim bakayım. Şöyle dümdüz kesmek istiyorum. Böyle dümdüz olunca kahkül gibi hoşuma gidiyor. Şöyle fazlasını alalım. Bu yeşil birazcık kısa bunun boyu. Onu hiç ellemeyeyim. Evet, şimdi boynuzunu yapalım bakalım. Bu da bir köşede dursun. Evet arkadaşlar, şimdi saçlarını da yaptıktan sonra boynuzuna geldi sıra. Boynuzunu da şöyle bir şey düşündüm. Bu pomponlardan vardır belki evinizde. Gerçi hepsi aynı boy ama çok böyle büyükten küçüğe olsaydı çok daha güzel olacaktı. Şöyle iki tane büyük dedim kullanayım. Sonra da farklı renklerde üç tane küçüğü üst üste yapıştıracağım. Bunu da Unicorn'un boynuzu olarak kullanacağım. Bunları da beyaz tutkalla yapıştıracağım. Şimdi minik bir beyaz tutkal sürelim bakalım buraya. Bu arada o kestiğim üçgen kartonları da göstereyim size. Şöyle iki tane. Bunları da beyaza boyadım. Kurusun diye bekliyorum iyice. İçlerini de pembe boyayacağım birazdan. Göstereceğim size. Şöyle yapıştıralım bakalım. Ama tabii bunları bir süre böyle tutmak lazım ki güzelce yapışsın. Şu alttakini de birazcık büyütelim şöyle. Pomponumuzu sıkıştırarak. Şimdi sarıyı yapıştıralım bakalım. Bunu da bir sıkıştıralım. Evet, şimdi kutumuz gördüğünüz gibi kurudu. Elime yapışmıyor artık. Şimdi çok ince bir fırça alıyorum. Şöyle en düzgün yeri bulayım. Şimdi siyah akrilikle kirpiklerini çizeceğim. Şimdi kırmızıyla da yanak yapalım bakalım. Küçük kırmızı yanaklar. Evet, şimdi sıra geldi kulaklara. Şu kulağı yapıştırdım. Kurumasını bekliyorum. Şimdi diğer kulağı da yapıştıralım. Şimdi birazcık bunların böyle kurumasını bekleyelim. Kaldırayım. Evet, şimdi kulaklarını da yapıştırdık. Şimdi sıra saçlarda. Şu saçları da biliyorsunuz böyle hazırlamıştık bunu. Şimdi buna beyaz bir tutkal sürelim. Saçları da şu para atacağımız kesin hemen arkasından yapıştırdım. Şimdi bunun hemen üzerine biliyorsunuz böyle değişik bir tasarım yaptık. Boynuz. Onu takacağız buraya. Evet, şimdi beyaz tutkal sürdüğüm bu pomponları da buraya yapıştırıyorum. Yüncülerden bulabilirsiniz. Poşetlerle satılıyor. Böyle rengarenk bakın. Bütün şeyleri aldım ben. Gökkuşağı renklerini. Şöyle çok da fazla karıştırmayayım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Mira'ya toka yapacağım. Şöyle evde hazır bir tokamız vardı. Bu tokanın üzerine şöyle tek tek bunları dolayacağım. Bu tokadan benim de var. Belki daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Benimki böyle kahverengili sarılı bir şey. Şimdi şöyle bakın düğüm atacağım. Şöyle göstereyim. Lastiğin içinden bunu geçirdim. Şu boşluktan da ellerim de boyalı birazcık. Boya yaptım çünkü çıkmadı. Şöyle içinden geçirdim. Sağlam bir düğüm attım.